Deccal'in şu anda dünyada bir yerde yaşadığını biliyor muydunuz? Ve bir adam Deccal ile karşılaşıp onunla konuştu. Ona tüyler ürperten bir takım şeyler söyledi. Bu söyledikleri günümüzde olan birçok olayın habercisi gibi görünüyor. Tabii şimdi Deccal neler söyledi ve nerede diye soracaksınız. Bunu videonun ilerleyen bölümlerinde anlatacağım. Ayrıca Deccal'in bulunduğu adayı, onu koruyan savaş gemilerini ve ona hizmet eden bir organizasyonu da paylaşacağım. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Deccal, bir gözü kör ve iki kaşının arasında sadece Müslümanların göreceği kafir yazan bir insandır. Öyle güçlere sahip olacak ki yağmur yağdıracak, fırtınalar çıkartacak, bazı insanları öldürüp tekrar diriltecek ve sihir ile insanları kandırarak kendi ordusunu kuracak. Neredeyse bütün peygamberler onun geleceğinden bahsetmiş. Bunu bir felaket olarak dile getirmişlerdi. Ayrıca kıyametin 10 büyük alametinden birisi. Temîm-i Müddari ismini daha önce duymuş muydunuz? Eminim birçoğunuz bu ismi ilk defa duydunuz. Peki bu adamın Deccal ile konuştuğunu ve bir takım bilgiler aldığını söylesem ne derdiniz? Peygamber Efendimizin hadisine göre Temîm-i Müddari önceden Hristiyan olan, sonradan Müslüman olan bir kimsedir. Temim yanında 30 kişiliğe denize açıldı. Fırtınalar bir ay boyunca dinmez ve gemiyi yıpratır. Güneş batacağı zaman bir ada görüp mecburen yanaşırlar. Kayıklarına binip adaya çıkan 30 kişi karşılarında çok tüylü bir yaratık görürler. Bu öyle tüylü bir yaratıktır ki başı neresi, arkası neresi bilemezler. Şaşırarak "Sen necisin?" diye yaratığa sordular. Yaratık "Ben Cessaseyim." "Cessase nedir?" diye sorarlar fakat bu sorunun cevabını alamazlar. Bu tüylü yaratık bir yeri göstererek "Şu manastıra gidin. Orada bir adam var ve sizin haberlerinizi şevkle beklemektedir" der. Temim ve yanındakiler Cessase'nin şeytan olmasından korkup manastıra koştular. Gerçekten de orada bir adam vardı. Bugüne kadar görmedikleri şekilde iri ve ellerinden, ayaklarından, boynundan zincirlenmişti. Temim, "Vah sana, sen kimsin?" diye sordu. "Benim haberimi alabilmişsiniz. Şimdi siz kimsiniz söyleyin?" dedi zincirli adam. "Biz bir grup Arabız. Bir gemideydik. Denizin coşkun bir anına rastladık. Dalgalar bizi bir ay oynatıp oyaladı. Sonra bu adaya yaklaştık. Sandallara binip adaya çıktık. Tüylü ve çok kıllı bir yaratık ile karşılaştık. O da bizi buraya gönderdi." Zincirli adam sorular sormaya başlamış. "Bana Beysan hurmalığından haber verin." "Onu niye soruyorsun ki?" "Ben onun ağacını soruyorum. Hala meyve veriyor mu?" "Evet" dedi Temim. "Öyleyse meyve vermeme zamanı yakındır. Beysan Filistin'de bir beldedir. Şu an İsrail işgalinde ve hurmalıklar kalmamıştır. Bana Tabariye Gölü'nden haber verin." "Onun nesinden haber istiyorsun?" "Onun suyunun çekilmesi yakındır. Tabariye Gölü İsrail'de bulunuyor." "Bana Züger Pınarı'ndan haber verin." "Onun neyinden haber istiyorsun?" "Orada su var mıdır?" "Evet, orada çok su vardır." "Bana Ümmilerin Peygamberinden haber verin. O ne yaptı?" "O Mekke'den çıkıp Medine'ye yerleşti." "Araplar onunla savaştı mı?" "Evet." "Onlara ne oldu?" "Onlara karşı gelenlere üstün olduğunu ve itaat ettiklerini haber verdik." "Öyle mi oldu?" Temim "Evet" dedi. "Ona itaat etmeleri onlar için hayırlı olur" diye karşılık verdi zincirli adam ve devam etti. "O halde ben size kim olduğumu söyleyeyim. Ben Mesih Deccal'im. Çıkış için bana izin verilme vakti yakındır. Çıktığım zaman yeryüzünü dolaşır, 40 gecede girmediğim şehir bırakmam. Ancak Mekke ve Medine hariç. O iki yer bana haramdır. Ne zaman oralara yaklaşsam elinde kılıç ile bir melek beni karşılar ve oraya girmemi engeller. Bu şehirlerin her girişinde bir koruyucu melek vardır." Bu sahih hadiste geçtiğine göre Temim ve yanındakiler Deccal ile karşılaşıp ondan bir takım bilgiler almışlar. şu an Deccal'in bir adada olduğunu ve zincire bağlı beklediğini biliyoruz. Peki bu ada neresi dersiniz? Birazdan bu adayı ve onu koruyan askerleri sizlerle paylaşacağım. Piri Reis'in sırrı çözülemeyen haritasını bilmeyen yoktur. Bu gizemlerle dolu haritayı nasıl çizdiği hala çözülebilmiş değil. Harita öyle bir çizilmiş ki ancak gökyüzünden bu derece çizilebilirdi. Haritada üzeri kırmızı ile çizilmiş bir ada oldukça dikkat çekici. Ve adanın hemen karşısında insana benzeyen ama insan olmadığı anlaşılan kızıl saçlı bir yaratık resmedilmiş. Acaba Piri Reis de seyahatleri sırasında Deccal ile karşılaşmış olabilir mi? Şu an için bunu bilmemiz imkansız. Ama ilerleyen zamanlarda belki de Piri Reis'in hiç keşfedilmemiş belgeleri bulunur. Kim bilir? Şimdi günümüzde olanlara bir göz atalım. Bermuda Şeytan Üçgeni'nde öyle bir ada var ki bu adayı kendini 3. Dünya Savaşı'na hazırladığı söylenen bir ülke koruyor. Etrafındaki bütün adalar turizme açık fakat burası turizme kapalı ve savaş gemileri tarafından korunuyor. Belki de dünyada asla giremeyeceğiniz yerlerden bir tanesi. Ayrıca Google Earth tarafından üzeri karartılmış bir ada. Bu adada bir tapınağın olduğu biliniyor. Hemen aklımıza hadiste geçen Deccal'in zincirlendiği ada geliyor. Bu adayı koruyan ülkenin bir savunma programı da bulunuyor. Adı ne mi dersiniz? Temple, yani tapınak. Bu kadar tesadüf bir arada olması mümkün olabilir mi sizce? Deccal'i büyük savaşa, yani Armageddon için koruyor olabilirler mi? Peki Deccal'i neye karşı koruyorlar? Savior, yani kurtarıcı. Kurtarıcı olarak da Mesih diyebiliriz. Birileri çoktan kıyamet savaşına hazırlıklara başlamış. Peki biz bu savaşa ne kadar hazırız? Mesih'in geleceği güne hazırlık yapıyor muyuz? Bu konudaki düşüncelerinizi yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz.